Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 2 hikayesinin 5. bölümüyle beraberiz. Lucifer rotasından devam ediyoruz. Katlanmak zorunda olduğum ceza alev gibiydi. Önce ısıttı, sonra yaktı ve bir iz bıraktı. Gerçek. Ölümsüzlerin yeteneklerini bastırabilen, onları sıradan insanlarla eşitleyen cihazlar var. Vicky, fevri olduğumu biliyorum. Önce harekete geçiyorum, sonra düşünüyorum. Fakat düşünmek şüpheyi beraberinde getirir ve ben şüphe etmek istemiyorum. Bana katılmayabilirler ama siz benim yerimde olmadınız. Bu kadar ölüm görmediniz ve kendiniz de ölmediniz. Bu nedenle arkama bakmadan, pişmanlık duymadan kendi yoluma devam edeceğim. Değer verdiklerim ve inandıklarım için hayatımı tereddüt etmeden riske atmaya hazırım. Wow, ikinci el açıldı. Gelecek mi yoksa biri daha bu bölüm? Bölüm 5. Ceza. Melekler ve Şeytanlar Akademisi. Bu bölümde fiziksel şiddet sahneleri mevcuttur. Bu uyarıyı dikkate alarak okuyunuz. Lucifer kapıyı mandalla kapattı. Yavaşça yanımdan geçti ve yatağın yanındaki komodinin çekmecesini açarak bir şeyler aramaya başladı. Cidden beni gerçekten cezalandıracak mısın? Bana bakmadan cevap verdi. Neden olmasın? Senle beraber yönetimdeydik. Sen cehennemde, ben göklerde. Güç ve iktidar bizdeydi. Şimdi ne oldu? Yine birer öğrenciyiz. Baban ve beba için ayak işlerini yapıyorsun. Babam benden bile daha büyük bir piyon. Kes şunu, her şey geçmişte kaldı. Lucifer dolaptan kelepçeleri çıkardı. Kabaca elimden tuttu ve yatağın yanında yere fırlattı. Piç. Önüme çömeldi. Ellerimi arkama götürüp yatağın ayağına kelepçeledi. Elimden geldiğince kaçmaya çalıştım ama nafile. Kelepçeleri nereden aldın? Kelepçe bileğimde kapandı. Bilmemen daha iyi. Lucifer kalktı. Tehditkar bir şekilde üzerime eğildi. Gerilip olacakları bekledim. Babamın katili. Atlı kadının hizmetkarı. Bu iblisi artık tanımıyordum. Bana her şeyi yapabilirdi. Ama Lucifer arkasını döndü ve kitaplarla dolu masasına gitti. Bir tanesini açtı ve okumaya başladı. Ona avlanmış bir kurt yavrusu gibi baktım. Hareketlerini kaşlarımın altından izledim. Okurken arada bir kaşlarını çattığını ya da gülümsediğini, uzun ve kaba parmaklarının ustaca sayfayı çevirdiğini izledim. Konuşmasını, kitabı bırakmasını ve bana saldırıp hakaretler veya daha kötü şeyler söylemeye başlamasını bekledim. Ama öyle bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Sadece okudu. Bir şeyler mi yapsam? Onu konuştur. Sessiz ol ve kaşınma. Al işte yine mizah çaldım arkadaşlar. Bunları sonradan yeniden oynayıp düzelteceğim. Siz de diğerini seçin ona göre. Verdiğin ceza bu mu? Başka bir ceza mı isterdin? Öyle bir şey söylemedim. Lucifer sabırsızca içini çekti. Ben kitap okurken beni rahatsız etme. Birisi sanki flört ediyor veya şaka yapıyormuş gibi sessizce aceleyle kapıyı çaldı. Lucifer isteksizce ayağa kalktı, kapıyı açtı. Osti geldi. Havalı havalı içeri girdi. Osti yine Lucifer'la beraberse... Diyecek hiçbir kelime bulmuyorum. Bulamıyorum şu an. Savaştan sonra cennette kısa bir süre kalmış ve cehenneme babasının yanına dönmüştü. Onu yıllardır görmedim. Acaba benden hala hoşlanmıyor mu? Osti beni fark etti. Onun burada ne işi var? Bu tanınmayan artık bana ait. Unuttun mu? Ne yani? Artık geceleri senin odanda mı kalmak zorunda? Yoksa sen mi kalacaktın? Aslında buradayım. Sözlerimi görmezden gelen Lucifer cevap verdi. Kaçmaya çalıştı ve şimdi cezalandırılması gerekiyor. Bir şey hatırlamış gibi Osti'ye baktı. Bakışları yorgun ve sinirliydi. Neden geldin? Malbonta yatağına girmene izin vermedi mi? Bu da Malbonta bile miymiş? Kes sesini. Bana yaklaştı. Kelepçeleri şiddetle çekti. Soğuk demir cildime battı. Ah yavaş ol. Kes sesini. Belki de onu ben cezalandırmalıyım. Lucifer ona yaklaştı. Bileğini tutup durdurdu. Tekrar soruyorum Osti. Neden geldin? Çaresizce ellerini indirdi. Kenara çekildi. Seninle baş başa konuşmak istiyorum. Onsuz. Genç adama yaklaştı. Rahatça ellerini göğsüne koydu. Kıyafetini düzeltti. Konuşmamız lazım. Şimdi değil. Şimdi değilse ne zaman? Bizi her an öldürebilir.
Ostion'un yüzüne dikkatlice incelediğimi fark etti. Hemen arkasını döndü. Öfkeyle gözyaşlarını sildi ve omzunun üzerinden bakarak bağırdı. Ne bakıyorsun? Sakince, neredeyse şefkatle dedim ki. Artık düşman değiliz Osti. Neden böylesin? Biz düşman değiliz ama olması gereken yerdeyiz artık. Veba babama yeniden ünvanını verdi. Sevgili anan artık bu konuda hiçbir şey yapamaz. O zaman neden ağlıyorsun? Osti vahşi bir hayvan gibi dişlerini gösterdi ve tekrar arkasını döndü. Osti, Malbonte'ye git. Ona kapıya kadar eşlik etmeye çalıştı ama kadın neredeyse histerik bir şekilde ellerini üzerinden attı. Bu duyarsız öküze mi? Beni hor görüyor. Osti bana baktı. Hepimizi hor görüyor. Ama o da vebaya katıldı. O da diz çöktü. Lucifer Osti'ye kendine getirmek için salladı. Sakin ol. Kapıyı açtı ve odasından derhal çıkmasını istediğini belli etti. Git buradan Osti. Sonra konuşuruz. Osti hemen koridora çıktı ve sonunda ekledi. Oyuncağınla iyi şanslar. Umarım hepimiz ölmeden önce doyasıya oynarsın. Lucifer kapıyı çarparak kapattı. Bir an göz göze geldik. Korkuyor. Onu anlıyorum. Yatağın kenarına oturdu. Doğrudan gözlerime bakmaya devam etti. Temkinli bir şekilde yavaşça geri çekildim. Bunu fark etti. Onunla yakındık. Aynı yatağı, evi, düşünceleri paylaştık. Ben zindandayken ne oldu? Lucifer çok yakında ama benim için ulaşılmazdı. Ondan nefret etmem için her şeyi yaptı ama ben... Yine de ondan nefret edemiyordum. Gözlerim doldu ama başımı salladım. Bu geçici zayıflığı bir kenara attım. Onu hala tanımıyorum. Baban da geri döndü. Lucifer'ın gözleri bir an kıpkırmızı bir alevle parladı. Ama sonra soldu, karardı. Ne olmuş yani? Bundan memnun değil misin? Sen de annen için pek de endişeli görünmüyorsun. Onunla karmaşık bir ilişkimiz var. Benim de. Bir sonraki seçim hem arkadaşlığınızı hem de romantik ilişkinizi geliştirecek. Ona sorsam mı? Onu daha iyi tanı. İnatçı bir şekilde sessiz kal. 10 yıl içinde bana kendini tam olarak açmadı. Belki şimdi. Belki neden vebaya katıldığını öğrenebilirim. Baban sana karşı acımasız mıydı? Lucifer ayağı fırladı. Dudaklarında acı bir sırıtışla tekrar üzerime dikildi. Acımasız olduğunu biliyorduk zaten. Düşüncelerime yaklaşmak için bana sempati duyuyormuş gibi mi davranmak istiyorsun? İrkildim, gücendim. Unutmuş olabilirsin ama biz çok yakındık. Ancak bana karşı hiçbir zaman açık ve dürüst olmadın. Bunu kendimden hiç beklemiyordum ama sesim titredi. Sana ne kadar sorsam da ailenden, geçmişinden hiç bahsetmedin. Sadece genel hatlarla seni sorularımla rahatsız etmeyeyim diye. Bana karşı bu kadar ketum davrandığına göre seni çok çabuk sıkmış olmalıyım. Lucifer sinirli bir şekilde yatağın başlığını tuttu ve sanki parmaklarının altında boynumu hayal ediyormuş gibi şiddetle sıktı. Mesele bu değil Vicky. Senin bana acımana ihtiyacım yok. Sana acımıyorum zaten. Babamı öldürdün. Cehennem senin evin olmasaydı cehennemde yanmanı isterdim. Kıkırdadı. Merak etme, orada yeterince yandım. Görünüşe göre değil. Çeneni kapalı tutmayı asla öğrenemedin. Tümüyle bana bağlısın ama temkinli olmaya çalışmıyorsun bile. Temkinliyim. Beni esir alan kişiyi daha iyi tanımak istiyorum. Geri dönen şeytan hakkında bilgi edinmek istiyorum. Şeytan hakkında bilgi edinmek istiyorsun. İçini çekti. Düşünceli bir şekilde pencereden dışarı baktı ve aniden sanki bu hikayeyi bana anlattığını unutmaya çalışıyormuş gibi duygusuz bir şekilde konuştu. Ne duymayı beklediğini bilmiyorum ki. Acıklı bir hikaye mi? Yoksa yok edilmesinin sırrı mı? Babam hepimiz gibi bir piyon ama bu onu içeriden yok ediyor. Aşağılıyor. Bu düşünce Lucifer'a gerçek bir zevk veriyor gibiydi. İtaat etmeyi sevmez ama kendisine itaat edilmesini sever. Çocukluğumdan beri onun için bir hayal kırıklığıydım. Fazla güçsüz, fazla aptal, fazla yumuşak. Hizmetliler babamın beni beklediğini söylemek için her yanıma geldiklerinde içim korku ve nefretle doluyordu. Öldüğünü hayal ediyordum. Yanına geldiğimde bana her zaman buyurgan, küçümseyen bir bakışla bakardı. Ve sonra her zamanki gibi yine benimle ilgili bir durumdan neden hoşnutsuz olduğundan bahsederdi. Hizmetliler ölmekte olan bir yarasa bulduğunu bildirdiler. Ay Lucifer'ın çocukluğuna bak. Bu doğru baba. Karo buna tanık olduğunu söyledi. Evet. Karo sana zavallı yaratığı öldürmeni tavsiye ettiğini söyledi. Ama yapamamışsın. Dudakları beni küçümseyerek seyirdi. Ağladığını söyledi. Öldüremeyecek kadar zayıf olduğun için ağladın değil mi? İstemedim. Şeytanın oğlu, cehennem sakini, soyumuzu rezil ediyorsun. Hassasiyetin annenden geçmiş sana.
tüm görünüşüyle bu özelliğimin ona ne kadar iğrenç geldiğini gösterirdi. Ama annemi severdi. O zaman neden? Neden beni hor görürdü? Tahtından kalktı, bir basamak indi, sonra bir basamak daha. Yavaşça bana doğru yürürken zırhı boğuk bir şekilde çınladı. Her gün savaştaymış gibiydi. İyilik için kötülük yapmak için bu dünyada varız. Bir iblis olmaması gereken biri gibi davrandığında ne olduğunu sana göstereceğim. Göğsüme yakıcı bir ağrı saplandı. Bu ateşli ızdırap yangın gibi büyüdü. Çığlık attım, ağladım. Sanki beni yiyip bitiren ateşi söndürebilirmiş gibi ayaklarına kapandım. Ama babam aptal ölümlülerin televizyona dikildiği gibi. Kayıtsızca bakıp izledi sadece. Ben onun için bir araç, bir deney, bir mirasçıydım. Her şeydim ama bir oğul değildim. Biraz büyüdüğümde yaraların ne kadar çabuk iyileşebileceğini izleyerek aynı kayıtsız savurla beni dövmeye başladı. Lucifer bana döndü. Yüzünde şiddetli, zalim bir ifade vardı. Babamın bana karşı acımasız olup olmadığını mı sordun? Evet, acımasızdı. Ama onun gerçek zulmü bu değildi. Artık benim üzerimde hiçbir gücü yok. Ama benim üzerimdeki gücünün yerini bir başkasının gücü aldı. Ve ben kaderimin efendisi olana kadar, özgür olana kadar şeytanın konumunu koruyamam. Bu nedenle bırak babam hayatını yaşasın. Çünkü zamanı gelecek ve ben onu öldüreceğim. Wow! Üzerinde gücü olan kişi veba mı? Lucifer yavaşça başını salladı. Herkesinki gibi. Babana duyduğun nefret mi sana rehberlik ediyor? Umutsuzluk bana rehberlik ediyor. Bu da demek oluyor ki, dişlerini gıcırdattı. Vebaya karşı güçsüzsün. Umarım hikayemden memnun kalmışsındır. Lucifer sana açıldı. Bu seni affettiğim anlamına gelmez. Buna ihtiyacım yok. Aramızda nefretten başka hiçbir şey olmasa daha iyi olur. Masaya döndü. Kitabı kaldığı yerde açtı ve okumaya devam etti. Uyuşmayı gidermek için bileğimi esnettim. Lucifer bana bakmıyordu. Onu rahatça izleyebilirdim. Benim çöp olduğumu söyledi, beni ittirdi. Sonra da efendim olmaya gönüllü oldu. Yine de eylemlerinde sebepsiz bir öfke, şiddet yoktu. Veba ne kadar yakınsa bıçakları o kadar keskindi ve beni incitmek isteyerek hedefe o kadar isabetli vururdu. Lucifer kendini kitaba kaptırmıştı. Okudu, okudu, okudu ve sonunda uykum geldi. Gecenin bir yarısı yatakta bir battaniyeye sarılı olarak uyandım. Artık kelepçe yoktu. Bileklerim temizdi. Tek bir çizik bile yoktu. Her şey bu kadar hızlı mı iyileşti? Battaniyeyi açtım ve bacağıma baktım. Artık pranga yoktu. Uykulu gözlerle etrafa baktım ve pencerede duran bir figür gördüm. Lucifer düşünceli bir şekilde ufka bakıyordu. Beni serbest bırakmışsın. Keskin bir hareketle bana döndü. Yüzüne. Bir an için sonsuz bir acı yansıdı. Çaresiz bir hasret belirdi. Ama o bu ifadeyi hemen sildi. Kendini beğenmiş bir sırıtışın arkasına saklandı. Hayır. Vücudunun kendini toparlaması için bir gecelik çıkardım sadece. Veba bunu yasakladı ama. Tek seferlik. Öğrenemez. Ama madem uyandın. Lucifer prangaları aldı ve yatağın dibine oturup elini beklentiyle ayağıma uzattı. Ayağını ver. İçgüdüsel olarak ayağımı yorganın altına sakladım. Beni sana zarar vermem için zorlama. Battaniyeyi üzerimden attı. Bileğimi tuttu ve kendine doğru çekti. Hey! Biraz daha şefkatli olamaz mısın? Ve 72 elmas. Bunu hoşnutsuzlukla, sitemle söyledim ama kelimelerin anlamını idrak edince kızardım. Hemen sustum. Sana karşı şefkatli olmamı mı istiyorsun tanınmayan? Sesi daha sakin, daha samimi hale geldi ve aynı zamanda gizli bir tehdit alay içeriyor gibiydi. İlk başta söyleyecek bir şey bulamadım ama yine de kabul edilemez bir gururla konuştum. Uzun süredir tanınmayan falan değilim. Sen her zaman tanınmayan olarak kalacaksın. Senin için mi? Doğuştan ölümsüz olan herkes için. Birbirimize dikildik. Bir noktada Lucifer'ın hala bacağımı tuttuğunu fark ettim ama parmakları cildimi artık sıkmıyor, sadece yavaşça dokunuyordu. Ben onun kölesiydim, oyuncağıydım. Benim gücümün son damlalarından mahrum bırakmak için prangalar takıyordu. Yine de odaya biri girse kesinlikle tamamen farklı türden bir tablo görürdü. Sanki önümde eğilen Lucifer'dı. Sanki o benim kölem, tebaamdı. Ayağımı açık avuçlarının arasında tutması, parmaklarını nazikçe bacağıma dolaması. Wow, çok iyi. Titreyerek nefes verdim. Yanaklarımın kızardığını hissederek gözlerimi kaçırdım. Bunu fark eden Lucifer, her şeye benim açımdan bakmış gibi sertçe geri çekildi. Bir süre sessiz kaldık ve birbirimize bakmadık.
Sonra sesini yükseltti. Kendin tak. Ben senin hizmetkarın değilim. Sana lazım. Sen tak. Ve bağının seni tekrar oyuncağı yapmasını mı istiyorsun? Hiç durma o zaman. Gözlerimi ondan ayırmadan donup kaldım. Sözlerini düşündüm. Bu durumda geleceğimi hayal ettim. Yavaşça prangaları aldım ve ayak bileğime taktım. Lucifer'ın sırıtmasını, böbürlenmesini bekliyordum. Ama o sadece boş boş ayaklarıma yaptıklarıma baktı. Ölümcül bir umutsuzluğa kapıldım. Kendi kendimi zincirlemiştim. Lucifer'a ait olmanın vebaya ait olmaktan daha iyi olduğunu kabul etmiştim. Bana kalan tek özgürlük kime ait olacağımı seçmekti. Kendimden tiksindiğim, bu gerçeği idrak ettiğim ya da pranganın tenimi soğuttuğu için irkildim. Lucifer bacaklarımı battaniyeyle örttü. Sen ve Lucifer yakınlaşıyorsunuz. Ona öyle bir şaşkınlıkla baktım ki güldü. Ne? Beni umutsuzluğa sürüklemek istediğini sanıyordum. Ama sen benim umutsuzluğumu azaltıyorsun sadece. Gülümsemeyi kesti. Sanki beni ayıltmak istiyormuş gibi ciddi ve biraz sert baktı. Tamamen karanlığa dalmadan önce içimde bir parça iyilik bırakmak istiyorum. Senin bununla hiçbir ilgin yok. Ve bana öyle umutla bakma. Sen öyle bakınca, sen öyle yapınca senden hiç etmediğim kadar çok nefret ediyorum. Ne için? Sana ne yaptım? İçini çekti. Anlamıyorsun. Senden başka herkesin bir seçeneği varmış gibi hissediyorsun. Ama prangaları görmüyor olman prangalı olmadığımız anlamına gelmez. Gözleri öfkeyle parladı. Beni yakamdan tuttu. Yumruğunu sıktı. Kumaşı çatırdayana kadar çekti ve dişlerinin arasından tısladı. Ve sen... Sen benim bu prangalarımı sadece daha da ağır hale getiriyorsun. Beni tekrar yastıkların üzerine itti ve yataktan kalktı. Uyu hadi. Yarın senin tarafında olmadığımı göstereceğim. Beni duygusal bir salıncağa mı bindirmeye karar verdin? Şefkat gösterip birden buz gibi mi davranacaksın? Canım daha çok acısın diye. Düşündü ve sonra onayla başını salladı. Ama belirsiz, samimiyetsiz bir tavırla. Ya da ben umuda tutunup gerçeği olduğu gibi görmek istemedim. Tavsiyesine uydum. Üzerime battaniyeyi örttüm ve diğer tarafa döndüm. Uykum gelmedi ama sakinleşmiştim. Arada bir uykuya dalıyor gibiydim ama Lucifer içini çeker çekmez veya hareket eder etmez hemen uyanıyordum. Pencerenin önünde uzun süre durdu. Sonra masaya oturdu ve okumaya devam etti. Varlığı odayı benim için anlaşılmaz bir huzurla dolduruyordu. Bana dokunmadığı, alay etmediği, uzak durduğu için minnettardım. Ama aynı zamanda bu minnet için kendimden nefret ediyordum. Babamı öldürmüştü. Onun için bahane bulamazdım. Kendi isteğimle gitmesine izin vermektense ondan nefret etmek benim için daha kolaydı. Herhangi bir nezaket zerresi artık benim tarafımdan bir hediye olarak algılanıyordu. Bunda küçük düşürücü bir şey vardı. Kısa süre sonra Lucifer kitabı bıraktı. Yatağa gitti ve bir şeyler düşünerek dondu kaldı. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Heyecandan nefesim kesilmişti. Yanıma mı uzanmak istiyor? Lucifer hareket etti. Ben titriyordum. Tekrar masaya dönmüştü. Okumaya devam etti ve ben de sonunda uyuyakalmıştım. Aç gözlülükle ağzımla hava yutarak uyandım. Rüya görmedim ama vücudum bir kabustan çıkmış gibi titriyordu. Etrafıma tutunacak ve bilinçaltının belirsiz kaygılarından kaçacak bir şeyler aradım. Lucifer masada başını ellerine koyup uyuyordu. Bütün gece böyle mi oturdu? Yataktan kalktım ve sessizce ona yaklaştım. Nefesinden buruşuk kağıtlar yüzünün önünde hareket ediyordu. Lucifer. Wow, yine üstü yok. Usulca ona seslendim ama o sadece bir şeyler mırıldandı ve uyumaya devam etti. Sonra bir dürtüye kapılarak elimi uzattım. Yüzüne düşen saçları düzelttim. Kapı çaldı. Lucifer anında gözlerini açtı. Saçını hala parmaklarımın arasında tutarken dondum kaldım. Ne yapıyorsun? Ben... Kaba bir hareketle elimi ittirdi ve kapıyı açmak için ayağa kalktı. O hizmetliyle konuşurken ben aynı yerde durup şaşkınlık içinde önüme bakmaya devam ettim. Benim neyim var? Kapı kapandı. Lucifer görünüşe göre şimdi ona teslim edilmiş olan kıyafetleri bana fırlattı. Hazırlan. Nereye? Dur hilemizi açayım. Veba bizi bekliyor. Beni saran korkuyu saklamaya çalıştım. Önüme kıyafetleri koydum. Elimi ipek kumaşların üzerinde gezdirdim. Bu nereden? Senin için getirmelerini istedim. Giyin, vaktimiz yok. Soğuk, hatta kaba bir şekilde anlamadığım bir sabırsızlıkla konuştu. Sanki bizi neyin beklediğini biliyormuş gibi. Daha ne kadar böyle duracaksın? Arkanı dön. Lucifer oyalandı ama yine de bana sırtını döndü.
Aceleyle kıyafetlerimi değiştirdim. Tanınmayan, cilveli, çekici. İpek kadar yumuşak. Ben tamamım. Lucifer bana bakmadan kapıyı açtı ve dışarı çıkmam için elini uzattı. Tüm yol boyunca sessiz kaldık. Bu yüzden atlı kadın ile kaçınılmaz olan karşılaşma beklentisi daha da fazla umutsuzluğa ve gerginliğe yol açtı. Veba her zamanki gibi tahta oturuyordu ama beni asıl şaşırtan Kira'nın kollarında olmasıydı. Kız korkmuş görünmüyordu. Lucifer ve ben yaklaşırken sakince izliyordu. Hanımefendi. Lucifer eğildi. Beni zorla kendisiyle birlikte aşağı çekti. Veba ona hoşnutsuzca, neredeyse hayal kırıklığına uğramış bir şekilde baktı. Birini bekliyorum. Sizinle uğraşamam. Bizi çağırdığınızda geliriz. Lucifer gitmek üzere bileğimi tuttu ama Veba'nın sesi onu durdurdu. Gerginliğini hissettim. Hayır kalın. Görmenizi istiyorum. Kapılar açıldı. Fenzio yavaşça salona girdi. Arkasında geniş adımlarla yürüyen Mimi'nin annesi vardı. Mimi'nin annesi mi? İlk defa göreceğiz. Birbirimizi sadece birkaç kez gördük. Sürekli yollardaydı. Her zamanki gibi parmaklarında ince bir sigara yanıyordu. Kızımı hemen serbest bırakın. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Bir bacağını sıradan bir sohbetteymiş gibi yana doğru uzattı. Duruşu kışkırtıcı, cüretkar ve aynı zamanda rahattı. Veba gülümsedi ama yine de gözlerinin nasıl hoşnutsuzlukla parladığını gördüm. Yapamam. Eliza yere külleri silkeledi. Düşünceli düşünceli sigaraya baktı. Konuştuğunda sesi tehditkar bir şekilde sakindi. Buraya, atlı kadın, senin bölgene, bu berbat bataklığa geldim. Kocam olmadan, nereye gittiğim hakkında kimseye tek kelime etmeden geldim. Davranışımda çaresizlik görüyorsun, biliyorum. Göz bebekleri kırmızıya döndü ama sonra orijinal renklerine geri döndü. Kızımı bırak. Veba kıkırdadı. Ne kadar zor durumda belli edercesine elini çevirdi. İblis Mamon bana yardım etmeyi reddetti. Ki bir zamanlar büyük bir adamdı. İnsanları uçuruma sürükleme gücüne sahiptir o. Ama kaçtı ve şimdi bir yerlerde saklanıyor. Sen de kaçtın. Birinden sinirimi çıkarmam lazımdı. Ve sen. Eliza'nın soyundan gelen Eliza. Buraya gelip kızını sana vermemi mi istiyorsun? Daha önce neredeydin? Kendimi haklı çıkarmayacağım. Kızına karşı kendine haklı çıkar. Eliza'nın yüzü ilk kez güvenini kaybetti. Kadın korkuyla arkasını döndü. Mimi kapıda duruyordu. Yardımcılar onu Veba'ya götürdü. Bebeğim. Mimi annesinin yüzüne bile bakmadı. Kızını gören Eliza soğukkanlılığını kaybetti. Seni kurtarma şansımız olmadı. Bir yolunu bulmak istedik. Dikkatli olmak istedik. Mimi önüne baktı. Gözlerinde yaşlar birikti. Yanaklarından aşağı yuvarlanmaya hazırdı. Peki bir yolunu buldunuz mu? Kapa çeneni. Veba kahkahalara boğuldu. En azından denedin. Şimdi ölebilirsin. Hayır. Duvarlar boyunca donmuş halde duran Veba'nın kuklaları Eliza'ya koştu. Tüm saldırıları öfkeyle geri sıçrattı ve son hizmetlinin de boynunu kırdıktan sonra cebinden yeni bir sigara çıkardı. Ağır ağır nefes alarak bir sigara yaktı. Dumanı Veba'ya üfledi ve duman dağılmadan onun yüzüne ulaştı. Caziben beni pek etkilemiyor. Biliyorum. Ama bu kadar güzel karşı koyman hoşuma gitti. Mimi Veba'ya çok yakındı. Ve yine de kararlı bir şekilde kendini dik tuttu. Ben arkamı dönmek istedim. Onu desteklemek istedim. Ona sarılıp okşamak istedim. Her şeyin güzel olacağını söylemek istedim. Dostluğunuz güçleniyor. Mimi'nin acı çektiğini görmek benim için dayanılmazdı ve Veba bunu hissetti. Kızı boynundan tuttu ve kendine doğru çekti. Kira atlı kadının kucağından fırladı ve korkuyla geri çekildi. Mimi. Lucifer omzuma öyle bir kuvvetle bastırıldı ki. Yere yığıldım ve dizlerimi yere çarptım. Kapa çeneni. Senin için ne kadar endişelendiklerini görüyor musun? Sence kimin canı daha çok yanar? Senin mi yoksa onların? Çektiğin acıyı görünce. Senden korkmuyorum. Korkmana gerek de yok. Mimi'nin ağzına zorla açtı ve boğazının içine üfledi. Mimi'nin vücudu titredi ve sarsıldı. Kız seyirdi. Yerde yuvarlandı. Çığlık bile atamadı. Bırak onu. Lucifer omzumdaki tutuşunu daha da sıkılaştırdı. Kes sesini dedim. Mimi'nin yüzü mosmor oldu. Nefes alamıyor gibiydi.
Parmakları bir spazmla büküldü. Boğazına dolanan görünmez ipi çekmeye çalıştı ve güçsüzlük gözyaşları şakaklarından aşağı yuvarlandı. Eliza dizlerinin üzerine çöktü. Ne istersen yapacağım. Onu rahat bırak. Prangalarını çıkar ve bırak gitsin. Kızımı serbest bırak. Veba dudaklarının kenarına gülümsedi. Mam onu buraya getir. Yoksa kızın ölecek. Hala ıstırap çeken Mimi'ye sıkılgan bir edayla baktı. Yavaş bir ölümle ölecek. Eliza'nın dudakları titredi. Kocasını kızı kadar seviyordu. Onu getireceğim. Kızımı serbest bırak. Prangaları çıkaracağım ama okulda kalacak. Mamon karşılığında Mimi. Tamam. Veba yavaşça alaycı bir şekilde Mimi'ye yaklaştı. Dudaklarını tekrar açtı ve zehirli bulutu geri çekti. Ardından karakteristik bir tıklama ile onu prangalardan kurtardı. Mimi hemen sakinleşti. Baygın bir halde yerde yatmaya devam etti. Eliza kızına sarıldı. Başını kucağına koydu. Artık ağlamıyordu ama yüzünde hayvani bir korku vardı. Kızı için çok korkmuştu. Gözlerim doldu onları izlerken. Mimi Eliza onu sevdiği için acı çekti. Veba'nın herkese yaptığı buydu işte. Veba tahttan kalktı, onlara yaklaştı. Yolundan geçen küçük böceklermiş gibi onlara baktı. Defol git şimdi, mamonu buraya getir. Eliza Mimi'nin başını nazikçe kaldırdı. Ayağa kalktı ve tekrar bir sigara daha çıkardı. Yüzünde çaresizlikten eser kalmamıştı. Bundan sonra Mimi'ye dokunmayacaksın, yoksa anlaşma biter. Eliza arkasını döndü, çıkışa gitti. Bizim durduğumuz yere gelince durdu. Birkaç saniye gözlerime baktı ve sonra devam etti. Mimi'yi, Mimi'nin hastaneye götürülmesi gerekiyor. Hayır. Lucifer dirseğimden tuttu ve beni salonun ortasına götürdü. Ah evet, hala buradasınız. Gösterimi beğendiniz mi? Veba tahta döndü. Parmağıyla Kira'yı çağırdı. Ben yorgunum. Veba hoşnutsuzlukla ona döndü. Bana bir şey söylemeye cesaretin mi var? Özür dilerim hanımefendi. Atlı kadın içini çekti, elini salladı. Gidebilirsin. Kira'ya neden bu kadar iyi davranıyor? Kapılar tekrar açıldı ve daha önce gördüğüm bir kız salona girdi. İçecekler taşıyordu. Tina, tam zamanında. Bu bitmeyen konuşmalardan boğazım kurudu. Benim için zevk hanımefendi. Veba yavaş yavaş içeceğini içti ve Lucifer'a döndü. Tanınmayanı işini düzgün yapmadığı için cezalandırdın mı? Evet hanımefendi. Nasıl? Kelepçeledim. Hepsi bu kadar mı? Tanınmayan için en kötü ceza onu görmezden gelmektir. Zindanda çok zaman geçirdi. Kendini yalnız ve kaybolmuş hissediyor. Bunu hatırlamasını istiyorum. En derin umutsuzluk yavaş yavaş gelir. Veba'nın hoşnutsuzluğu yatıştı ama kadın hala şüpheli görünüyordu. Yeterli değil. Senden daha fazlasını bekliyordum. Vicky'nin acı çekmesini istiyorum. Yoksa onu başka birine vereceğim. Anlıyorum hanımefendi. Anlıyor musun? Sanmıyorum. Aksi takdirde ona yapmanı istediğim şeyi yapardın. Ne istedin Allah kahretsin seni ya. Ama göstereceğim. Bir örnekle. Veba kolçakları sıktı ve bir sonraki anda ölümümüzdeydi. Şimdi Lucifer'ın boğazını sıktı ve onu salonun diğer ucuna fırlattı. Lucifer duvara çarptı. Yere düştü. Üzerine sıva döküldü. Baban seni böyle mi döverdi? Ay herkesin yarasını deşiyor kadın ya. Kafasının içine baktım. Seni hor görüyordu. Veba onu tekrar tekrar vurdu ve Lucifer kendini savunmadı bile. Senden şeytan mı olur? Baban haklıymış. Ellerimi ağzıma bastırarak durdum. Veba bir saniye susmadı. Onu dövüp kulağına bir şeyler fısıldıyordu ve sözleri Lucifer'ı yumruklarından daha çok mahvediyordu. Lucifer kalkmaktan bile vazgeçince veba bana döndü. Şimdi sıra sende yavru kuş. Tina'nın gözü üzerimdeydi. Tehlikede olmamasının ne kadar iyi olduğunu düşünüyor olmalıydı. Ben ise yaklaşan acıyla yüzleşmek zorunda kaldım. Tina'ya yardım etmedin. O da sana yardım etmedi. Nasıl yardım etmedim? Ben Tina'yı götürdüm. Yolu tarif ettim. Burada bir hata mı var acaba? Veba'nın gücü üzerimde bir çığ gibi yayıldığında sadece hafifçe çığlık attım. Bilincime nasıl girdiğini, babamla ilgili değerli anıları nasıl yok ettiğini hissettim. Onlara tutunmamaya çalıştım. Yoksa unutulmaz sahnelerin sımsıkı kenetlenmiş parmaklar arasında ufalanması daha da acı verici olurdu. Ama veba kafamın içini kurcaladıkça çığlığımı bastırmak o kadar zordu. Vazgeçtim. Kısa ama acıklı bir çığlık kaçtı boğazımdan. Ve sonra her şey durdu. Ya ben kıza yolu tarif ettim.
Nasıl eksi bir güç alıyorum ya? Ve sonra her şey durdu. Gözyaşlarımı sildim ve babanın gözlerine bakmamaya çalışarak yere baktım. Sanırım şimdilik bu kadar yeter. Lucifer sendeleyerek ayağa kalktı. Kıyafetlerini düzeltti ve duvara yaslanarak yorgun bir şekilde şöyle dedi. Sizi anladım hanımefendi. İzin verin telafi edeyim. Onu zindana götürebilir miyim? Peki onunla ne yapacaksın? Sadece öylece orada bırakacak mısın? Seni temin ederim acı çekecek. Onun çaresizliğinden doyasıya beslenebileceksiniz. Fenzio bunca zaman bir gölge gibi sessizce dururken aniden sesini yükseltti. Gayretini ben denetleyeceğim hanımefendi. Pekala, dene. Fenzio onu ve Lucifer'ı takip etmemi işaret etti. Bu çok fazla. Yetmedi mi? Hayır, hayır zindana geri dönmeyeceğim. Ama konuşma hakkım yoktu. Tereddüt ettiğimi fark eden Lucifer beni onlarla gitmeye zorlamak için yanıma geldi. Ancak ölürsem kendim gideceğim. Tamam. Ben geçene kadar bekledi ve beni takip etti. Melekler ve Şeytanlar Akademisi Hisar. Bize bakan öğrencilerin yanından geçtik. Hisar'a girdik, en üst kata çıktık. Demir parmaklıkların yanında durdum. Her tarafım titredi. Tekrar karanlıkta tek başıma olma düşüncesiyle panikledim. Fenzio demir kafesini açtı ve Lucifer beni kabaca içeri itti. Hücrenin ortasında kayışları ve paslı bir başlığı olan sandalye vardı. Bu nedir? Ne yapacaksınız? Fenzio vebanın prangalarını üzerimden çıkardı. Hırpalanmış, eziyet çekmiş vücudum hemen ölümsüzlerin gücüyle doldu ve tüm yeni morlukların, tüm yaraların iyileşmeye başladığını hissettim. Hadi Lucifer, yapman gerekeni yap. Hayır, bu çok fazla. Onun efendisi olmak için gönüllü oldun. Cezasını da sen vermelisin. Kapa çeneni Fenzio. Lucifer beni sandalyeye itti. Kayışları sıkmaya başladı. El bileklerimde, ayak bileklerimde, boynumda. Korkmuş bakışımı yakalayınca soğuk bir şekilde şöyle dedi. Hala senin tarafında olduğumu düşünüyor musun? Benimle daha ne kadar dalga geçeceksiniz? Kırılana kadar. Başla Lucifer. Lucifer doğrudan gözlerimin içine baktı ve sanki dayanamıyormuş gibi arkasını döndü. Sen yapmazsan ben yaparım. Böylesi daha iyi. Daha verimli olacak. Vebaya ne söylemeliyim? Anılarında yüzümü görecek. Babamın haklı olduğunu söylersin. Ve hücreden ayrıldı. Lucifer. Lucifer lütfen. Fenzio o kadar yaklaştı ki nefesinin kokusunu alabildim. Acıtacak. Bıçağı çıkardı. Koluma sapladı. Ne? Sonra parmaklarında bir taş parladı. Bakmasan iyi olur. Belirsizliği çıkar artır. Fenzio her konuştuğunda onu görebilmem için yüzünü yaklaştırıyordu. Boynumdaki kayışları daha da sıktı. Bu yüzden başımı çeviremedim. Ve sonra içimi keskin bir acı deldi. Elim o kadar yandı ki neredeyse bayılacaktım. Hayır hayır her şeyi hatırlaman gerekiyor. Atlı kadına bir rapor göstermem gerekiyor değil mi? Hiçlikte kalmadığın için çok üzgünüm. Ben de inan bana. Ve yine cehennem azabı. Ben ses çıkarmadan dayanmayı başardım. Bana ne kadar eziyet etse de o tuhaf. Sapık üslubuyla benimle ne kadar alay etse de bağırmadım. Sessizce oturdum. Dudaklarımı sıkıca büzdüm. Dişlerimi sıktım ve yanaklarımdan sadece sessiz, kontrol edilemeyen gözyaşlarım aktı. Düşündüğümden daha güçlüsün. Sen ise Dino'nun düşündüğünden bile daha kötüsün. Fenzio bir an donup kaldı. Sonra elimi kesmeye başladı. Ben öldükten sonra bile benden nefret mi etti? Başka ne olacaktı? Güldüm ve hemen öksürdüm. Hıçkırıklarımı tuttum. Bana hep Dino'yu hatırlatarak canımı yakmaya çalışıyorsun. Kıkırdadı ama öfkeli değildi. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Yüzünü tekrar yaklaştırdı. Her zaman işe yarıyor. Koluma bir şey soktu. Kemiğime kadar ittirdi. Çığlık atmamak için dilimi ısırdım ve ağzım kanla dondu. Doldu. Fırsat verilirse beni soğukkanlılıkla öldürürdün. Ruh hastası salak seni. Acı çekmen hoşuma bile gitti. Bir bakacağım sen benim yerimde olunca... Konuşmak benim için zordu ama son gücümü de kaybederek kelimeleri yüzüne tükürdüm. Fenzio kulağıma bir şeyler fısıldamaya başladı. Anlama aklıma gelmeyen bazı ayrı tutarsız sözler. Bayılmak üzereydim ama o benimle tekrar tekrar konuştu. Ve her kelime beynime saplanıp sonsuza kadar orada kalıyormuş gibi geldi. Ama bu kelimelerin özünü anlamaya çalıştığımda kayıp gidiyor. Kimsenin ulaşamayacağı bir derinlikte kayboluyordu. Kısa süre sonra yine de bilincim kapandı ve ben çok güçlü olmasa da yeni bir acı dalgasından kendime geldim. Artık boynumda kayış yoktu.
Uyuşukluk perdesinin ardından kanlı elimin üzerinde bir bıçakla donmuş Fenzio'yu gördüm. Yenilenmen için prangaları çıkardım. Bir yeri kestiğinde ölümsüzler bile acıyı dindiremez. Lütfen. Yine bayıldım. Beyaz tavan kör etti. Otların kokusu boğucuydu. Soğuk sert çarşaflar cildi tahriş ediyordu. Bir hastane yatağında uzanıyordum. Etrafım diğer yaralılarla çevriliydi. Ne zamandır buradayım? Yatakta gerindim ama kolumdaki acıdan inledim. Perdenin arkasında bir gölge belirdi. Orada kim var? Perde hareket etti ve arkasından Eliza çıktı. Burada ne yapıyorsunuz? Giremezsiniz. Şşş. Eliza yatağın kenarına oturdu. Ellerimi tuttu ve neredeyse acı verecek kadar sıkıca sıktı. Fazla zamanım yok. Dinle ve aklında tut. Eliza. Beni kendine çekti ve kulağıma hızla fısıldadı. Bir direniş kurumu var. Henüz pes etmedik ve asla pes etmeyeceğiz. Sizi kurtarmaya çalışacaklar ama şimdilik vebanın yanındaymış gibi davranmalısın. Kendini ona sevdirmelisin. Hızlıca, neredeyse nefes nefese konuştu. Araya tek kelime girmesine izin vermedi. Ve en önemlisi Vicky, en önemlisi kızımla bağını kesmelisin. Ama Eliza, parmaklarımı daha da sıktı. Mimi'nin senden nefret etmesine izin versen iyi olur. O zaman veba duygularınızı ikinize karşı kullanmayacaktır. Veba, Mimi'nin senin için değerli olduğunu biliyor ve onu kullanacak. Ona bunun işe yaramayacağını, Mimi'yi umursamadığını ve seni incitmenin başka yollarını araması gerektiğini göster. Eliza ellerimi sıktı. Bana söz ver. Ben söz veriyorum. Konuşmamızdan kimseye bahsetmemelisin. Hiç kimseye. Asla. Beni anlıyor musun? Evet. Eliza rahatlayarak geri çekildi. Tamam. O daha buradayken soru sormalıyım. Hepsini sorayım. Direniş kurumu nedir? Atlılara karşı çıkmaya çalışan gizli bir örgüt. Şimdilik pek güçlü değiliz. Her zaman kazanma şansımız olur değil mi? Dikkatlice pencereden dışarı baktı ve fısıldadı. Gitmem gerek. Verdiğin sözü unutma. Eliza. Ama o çoktan perdenin arkasında kayboldu. Ya ben hepsini soracağız sandım ya. Ellerimle yüzümü kapattım ve derin bir iç çektim. Bu her şeyi değiştirir. Bu kurum varsa kaybetmiş sayılmayız. Veba'nın Eliza ve Mimi'nin kaderleriyle oynadığını, sevgileri yüzünden ne kadar zayıf düştüklerini gördüm. Farklı davranmalıyız. Bir şekilde direnişe aktarabilecek bilgilere erişebilmem için elimden geleni yapmam gerekiyor. Elimden geldiğince savaşmalıyım. Yeni bir kimlik oluşturmalı, her şeyden vazgeçmeli. Coşkulu bir kararlılık doldurdu içimi. Heyecandan titriyordum, gözlerimden umut yaşları akıyordu. Henüz kaybetmedik, yalnız değilim, yalnız değilim. Kısa süre sonra bir hemşire beni ziyarete geldi ve üzülerek derse gitmem gerektiğini söyledi. Gelmezsem veba kızacak ve bu lanet prangalarla iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyacım olsa da umurumda değildi. Bir şekilde ayağa kalktım. Hirald ile dersin yapıldığı avluya çıktım. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, toplanmış öğrencilerin önünde duruyordu. Orada bulunanlar arasında Mimi'yi gördüm. O da beni fark etti ve rahatlayarak gülümsedi, elini salladı. Ona sarılmak, gülümsemek istedim ama kendimi tuttum ve arkamı döndüm. Bugün yenilenme özelliğinizi geliştireceğiz. Neden? Bunu nasıl yapacağını hala bilmeyen insanlar var mı? Omzunun üzerinden sırıtarak bana döndü. Eğer kendi kendine iyileşme fırsatını kaybedersen, bunu bir başkasının yardımıyla nasıl yapacağını bilmelisin. Minnetle Hirald'a baktım. Bize görünmez bir şekilde yardım etmenin bir yolunu buldu. Biliyor musun, bence abartılıyorsun. Zaten güçsüzsen neden prangaların var? Başta bana seslendiğini anlamadım. Chris'in benimle konuşmaya karar vereceğini beklemiyordum. Eminim ki hanımefendi nereye ait olduğumu bileyim diye zincirledi beni. Nereye aitmişsin? Hanımın ayaklarının dibinde. İtaatkar ve alçak gönüllü olmaya karar verdim. Böyle şaşırırsın. Kardeşin nerede? Etrafımda Astar'ı aradım. Chris'in dudaklarında anlamlı bir gülümseme oynadı. Ama buna rağmen bakışlarında, hareketlerinde kaygı uyandıran anlaşılmaz bir şeyler vardı. Yapacak işleri vardı. Yakında geri dönecek. Dikkatlice dinleyin. Gücünüzü kaybederseniz vücudunuza daha da fazlası odaklanmalısınız. İyileşmeyi hızlandıramazsanız ama enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatabilir ve ağrıyı dindirebilirsiniz. Ölümsüzler bunu prangalarda bile yapabilir. Hirald ile göz göze geldik. Sadece pratik ve odaklanma gerekiyor. Sonraki yarım saat boyunca Hirald konsantrasyonun enerjiye nasıl dönüştürüleceğini açıkladı.
Şimdiye kadar bana izin verilen tek şeyin bu olduğunu fark ederek daha önce hiç olmadığı kadar çok çaba sarf ettim. Ama çok geçmeden veba geldi. O gelince tüm öğrenciler sustu, sıraya girdi, korkuyla etrafa baktı. Veba yanımızdan geçti. Herkesin gözlerinin içine baktı ve sinsi bir edayla gülümsedi. Elinde en sevdiği içeceği vardı. Kardeşimle sürekli kavga ederdik. Ah, bunu yapmaya bayılıyordu. Bence dövüş antrenmanı yapmalısınız. Onun sıkılmasını istemiyorum. Aksi halde karşısına çıkan ilk öğrenciyi yakaladı ve burnunun önünde dişlerini şaklatarak devam etti. Kötü bir ruh hali içinde olacak. Veba talihsiz öğrenciyi uzaklaştırdı ve giderken ekledi. Çalışın. Harold bir süre üzgün üzgün bir şeyler düşünerek önünde bir yere baktı ama Chris ona seslendi. Dövüşecek miyiz? Evet, evet, başlayın. Herkes çiftler halinde dağılmaya başladı. Mimi bana doğru geldi ama ben meydan okurcasına ondan uzaklaştım. Üzgünüm. Beni atlayan Chris, Mimi'nin önünde durdu. Benimle dövüşecek misin? Neden? Artık prangalardan kurtuldun. Gücünü hissetmek istiyorum. Peki, eğer istediğin buysa. Mimi Chris'e yaklaştı. Tırnağını yanağında gezdirdi. Sonra hızla döndü. Arkasına geçti. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Chris sendeledi, gülümsedi. Anlaşılmaz bir şekilde mırıldandı. Sonra Mimi onun dizlerine vurdu ve yere düşmesine neden oldu. Hemen onu başının arkasındaki saçlarından yakaladı ve geri çekti. Yüzüne tısladı. Oyuncaklar sahiplerine öyle şeyler yapabiliyor muydu ya? Aferin kız, seninle gurur duydum. Büyülenmiş gibiyim. Mimi onu kendisinden uzaklaştırdı. Bana baktı ve ben bir kez daha yüzümü çevirdim. Mimi'yi görmezden gelmek düşündüğümden daha zor. Kenarda kaldım. Başkalarını izledim ama kendim katılmadım. Onların yanında kendimi eksik hissettim. En büyük silahımdan mahrum kaldım. Antrenmandan sonra biraz nefes nefese kalmış ve yüzü kızarmış olan Dino antrenman yaptığımız bahçeye geldi. Durdu. Havluyla yüzünü sildi ve öğrencilerin kullandığı tekniklere baktı. Bir sonraki seçim hem arkadaşlıkları hem de romantik ilişkileri geliştirecek. Birbirimizi son gördüğümüzden beri beni ziyaret etmedi bile. Bana ne olduğunu biliyor muydu? Dino ile pratik yap. Savaş alanını geçtim. Önünde durdum ve beklentiyle gözlerinin içine baktım. Havluyu indirdi ya da daha doğrusu eli aşağı düştü. Nasılsın? Dudaklarını zar zor hareket ettirebiliyordu. Daha kötüsü olamaz gibi göründüğünde hayat yeni sürprizler getirirmiş. Dino öne eğildi ama durdu. Arkamdaki öğrencilere baktı. Neden çalışmıyorsun? Gücüm yok. Sanki suçlu kendisiymiş gibi gözlerini yere indirdi ve hüzünle gülümsedi. Antrenman her zaman iyi gelir. Ama ne için? Sesimde Dino'ya karşı olan kırgınlığım vardı. Boğazını temizledi. Bir sürü şey için. Dayanıklılık, kas gücü, çeviklik, savaş zekası. Savaş zekası mı? Evet, babamın bana öğrettiği buydu. Savaşlar sırasında çoğunu yapacağını bilemez. Rastgele hareket etmeye başlar. Ama en önemli avantajlardan biri soğukkanlı bir analiz olabilir. Düşmanı analiz eder, güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve buna bağlı olarak bir savaş planı geliştirirsin. Yine havluyu ağacın dalına attı, kolları sıvadı. Denemek ister misin? Emin değilim. Korkma, sadece antrenman yapıyoruz. Saldıracağım. Ama şimdilik karşılık verme. Hareketlerime dikkat et. Bir sonraki saniyede ne yapacağımı tahmin etmek için tekniğimi anlamaya çalış. Pekala, tamam. Dino'nun beni yere sereceğinden korktum ama her adımını değerlendirebilmem için yavaş hareket etti. Bir kez daha el sallayarak bana doğru yöneldiğinde kaçtım. Ne yapacağını bildiğim için eğildim. Tamam, çok güzel. Kimse duymasın diye bana fısıldadı. Bazen zeka ve kurnazlık süper güçlerden daha etkilidir. Sonra daha yüksek sesle ekledi. Şimdi hızlanalım mı? Ben cevap veremeden o çoktan saldırmıştı. Dino daha hızlı hareket ettikçe düşüncelerimin ona yetişmesi zorlaşıyordu. Bir noktada keyfim yerine geldi. Güç kullanmadım. Ama her darbeden sıyrıldım. İçinde umutsuzluk gittikçe azalıyor. Artık unuttuğum o hafifliği hissedince güldüm. Öğrencilerin ilgisini çektik. Birçok gözün arkasından Malbonte'yi fark ettim. Görünüşe göre vebaya doğru ilerliyordu ama durdu ve şimdi beni izliyordu. Onun gücünden mahrum kalsam da mücadele ettiğimi, ayakta kalma şansını vahşice kopardığımı izledi. Dino'nun yumruklarından birini kaçırdım. Başka bir kural daha. Asla dikkatin dağılmasın. Biliyorum, üzgünüm. Yine de prangalar yüzünden eskisinden daha hızlı yoruldum. Bariz hamleleri fark etmemeye ve tökezlemeye başladım. Kısa süre sonra Dino antrenmanı durdurdu. İlk sefer için yeter. Dino elini uzattı. Yine düştüğümde yerden kalkmama yardım etti.
Sıradan bir insan olarak doğdun. Yalnızca zihne ve dayanıklılığa güvenebileceğin zamanları herkesten iyi bilmelisin. Hayatta kalmak için bunu kullan. Bana havluyu uzattı. Yüzümdeki teri sildim ve havluyu geri uzatarak yavaşça dedim ki, teşekkürler. Her zaman. Sanırım dinlenmem gerekiyor. Ben böyle faaliyetlere alışkın değilim. Tabii ki, iyi iş çıkardın. Ben onayla başımı sallayıp okula doğru giderken Dino bana seslendi. Vicky. Evet. Seni hastanede ziyaret etmediğim için üzgünüm ve Malbonte'nin seni götürmesine izin verdiğim için. Ben olanlardan haberim var. Üzgünüm. Yardım etmek istedim ama müdahale etseydim işler karışırdı. Hızlı hızlı konuştu ama ben onu durdurdum. Sorun değil Dino. Anladım. Görüşürüz. Sen ve Dino birbirinize iyi davranıyorsunuz. Biraz hüzünlü de olsa gülümsedi. Odama döndüm. Olan biten her şey beni çok yordu. Yatağa girdim ve hemen uykuya daldım. Akşam güneş ufukta çoktan kaybolduğunda uyandım. Kapı çarptı. Odaya baktım. Kimse yoktu. Tekrar uzandığımda yastığın üzerinde bir şey fark ettim. Not. Biri başucuma mesaj bırakmıştı. Görünüşe göre aceleyle yırtılmış bir kağıt parçası üzerine yazılmış notu okudum. Kaybedenlerin mezarlığı. D.K. Şey. Kim? Direniş kurumu mu? Ben bunu okur okumaz elimdeki not alev aldı ve bir an sonra yatağın üzerine kül taneleri düştü. İçimde her şey alt üst oldu. Kalktım, heyecanla odanın içinde dolaştım. Notu Eliza mı bıraktı yoksa okuldan başka biri mi? Demek Melekler ve Şeytanlar Akademisi'nde başka direniş üyeleri de olabilir. Sabırsızlıkla pencereden dışarı baktım. Geri çekildim ve perdeleri çektim. Peki ya bu bir tür tuzaksa? Odada kalmak benim için akıl almaz bir eziyetti. Nebaya karşı başka kimin savaştığını öğrenmem gerekiyordu. Kim hala vazgeçmemiş olabilirdi? Ölülerin isimlerinin oyulduğu anıt sıraları. Ebedi hafıza ile işaretlenenlerin çoğu diğer dünyadan geri dönmüştü. Nem ve rüzgar nedeniyle hava soğuk ve tatsızdı. Titriyordum, adımlarımı hızlandırdım. Sessizlik iç karartıcıydı. Sürekli etrafa baktım ama ağaçlardan dolayı pek bir şey görünmüyordu. Ancak beni de fark etmek zordu. Anıtlardan birinin üzerine eğilmiş bir figür görmeyi bekliyordum. Ama mezarlıkta yalnızmışım gibi görünüyordu. Adımlarım sakindi. Ancak annemin kahramanca ölümü onuruna dikilen anıta vardığımda aniden durdum. Buraya ne sıklıkla geldiğimi bilmiyorsun. Geri döndüysen, neden benim seni ziyaret ettiğim gibi sen de beni ziyaret etmedin? Birinin ayağının altındaki dalın çıtırtısı beni korkuttu. Etrafıma bakınmaya başladım. Sese doğru koştum. Ama sessizlik, sabah sisi gibi yavaşça tekrar çöktü ve bölgeye yayıldı. Kimse yoktu. Kazananın yazdığı savaş tarihi olan altın bir tabletin yanında durdum. Adalet yerini buldu. Malbonte'nin fikirleri uğruna savaşmış kahramanların anısını onurlandırıyoruz. Ölümsüzlerden gerçeği saklayan ve diktatör olan şefanın gücünden korkmayanların. Bizi daha ne kadar çok acı bekliyor. Bu sadece başlangıç ve ölü sayısı artmaya devam edecek. Ölümsüzlerin hala savaşacak gücü var mı? Benim yok. Anıtın etrafına bir kez daha baktım ve yerde bir not fark ettim. Beni izleyen var mı diye etrafa bakındım. Aceleyle notu yerden kaldırdım. Yalnızca veba okulda yokken burada. Mama'nın başkentte Melez adlı barda olduğunu söyle. Ve yine ben bu mesajı okur okumaz elimdeki not yandı. Gürleyen gökyüzünün sesleri eşliğinde yavaşça okula döndüm. Hava son zamanlarda kötüydü ve yaklaşan fırtınaların kokusu havada hissediliyordu. Korkunç bir şeyin alameti miydi? Yoksa dengesi bozulduğu için doğa öfkelenmiş miydi? Kim bilir. Ama sebebi ne olursa olsun bizi iyi bir şey beklemiyordu. Okula koştum. Koridordan akademinin avlusu ve birkaç bloğu mükemmel bir şekilde görebiliyordum. Düşünceli bir şekilde uzağa baktım. Bana bu notları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Ya bana tuzak kurarlarsa, görevi yerine getirirsem Mamona ne olacak? Ama bana umut verdiler. Kimsenin hayatını takas etmek istemiyorum. Yine mize çaldım ya. Büyük bir heyecan sardı içimi. Eliza'nın bununla bir ilgisi olup olmadığını bile bilmiyorum. İç çektim, dudağımı ısırdım. Risk almalısın, başka seçenek yok. Eminim Mimi bunun için benden nefret edecek.
Ama onu korumak için bunu yapmalıyım, değil mi? Islık sesi geldi. Gökyüzünü ikiye bölen kırmızı bir nokta hareket etti ve ardından avluya indi. Veba bir yerlere gitmiş. Gergin bir şekilde ayaklarımı yere vurdum ve ardından atlı kadının ofisine koştum. Kitaplar her yere dağılmıştı. Yerde, masanın üzerinde, bir zamanlar güzelce katlanmış oldukları dolapta düzensiz bir yığın halindeydiler. Veba'nın edebiyat ve tarihle ilgilendiğini bilmiyordum. Masada durdu, sanki dengeyi kazanmak için parmaklarını masaya bastırdı. Veba rahatlamış görünüyordu. Az önce yaptığı yolculuktan zerre etkilenmemişti. ''Neden geldin? Lucifer seninle oynamaktan sıkıldı mı?'' Veba masaya oturdu. Dikkatlice bana baktı. ''Ancak Fenzio bana senin cezanı gösterdi. Lucifer cezanı neden kendi vermedi sence?'' ''Buraya farklı bir konu için geldim.'' Kapı açıldı ve Malbonte girdi. Beni fark edince kapıda durdu. Veba'ya hızlı bir bakış attı. Masasına yürüdü. Sonra bana döndü ve saklı bir gerginlikle gözlerimin içine baktı. ''Neden geldin?'' ''Ben Mamo'nun nerede olduğunu biliyorum.'' Neredeymiş? Başkentte, Melez adlı bir barda. Ben cümlemi bitirdiğim anda Malbonte hızla yanıma geldi. Çenemi tuttu ve bilincimin içine daldı. Yoluna çıkan her şeyi ezip geçerek bir şeyler aradığını hissettim. Acıdan bacaklarım boşaldı ama Malbonte çenemi daha da çok sıktı sadece. Anılar benim ve onun gözlerinin önünden geçti. Veba, balo. Dünyadaki görev, ceza. Ama direniş kurumuna dair hiçbir şey yoktu. Malbonte beni serbest bıraktı. Ne yapıyorsun? Kontrol ettim ama hiçbir yalan izine rastlamadım. Bize yararlı olacak hiçbir şey yok. Veba gülümsedi. Masadan kalktı ve yanıma geldi. Şuna bak. Hiç özenmedin. Kendim kontrol edeceğim. Yine acı verici bir şekilde kafama girdi. Veba'nın anılarımı bu kaba bir şekilde yokladığını görünce bu işkenceye daha fazla dayanamayarak dizlerimin üzerine düştüm. Sonunda işkence sona erdi ve veba geri çekildi. Ay gözümüzün altından kan aktı be siyah. Kan da değiliz. Titreyen elimle yüzümdeki kanlı gözyaşlarını sildim. Gözlerimi kapattım. Ayaklarının dibine kusmamaya çalıştım. Ben de bir şey bulamadım. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Kurumun notunu nasıl görmediler? Çünkü bilmiyorlar mı yoksa nereye bakacaklarını mı bulamadılar? Hayır, görmeleri gerekirdi. Neden göremediler? Suratına ne oldu yavru kuş? Kafan karışmış galiba. Umarım kafan yanmamıştır. Masaya döndü. Malbonte elini bana uzattı ve buz gibi bir sesle emretti. Kalk. İtaat etmek zorundaydım. Neden bu kadar itaatkar olmayı seçtin? Lucifer'ın terbiyesi seni bu kadar çok mu etkiliyor? Malbonte ve Veba anılarımı karıştırdıktan sonra kafamı toparlamam zor oldu. Başımı salladım ve dedim ki kazananların tarafında olmak istiyorum. Belli ki siz kazanacaksınız. Veba havalandı, gülümsedi. Bu doğru, haklısın civciv. Yetersiz gücün yolu. Yalnız neden yanımda bu kadar güçsüz ve zavallı birini tutayım ki? Gücümüz yetersiz dedi. Sana karşı daha nazik davranayım diye mi bana yalakalık yapıyorsun? Eğildi ve fısıldadı. Ne kadar zavallısın. Yerini unutmuş gibisin. Bana her şeyi anlatacaksın. Benim tarafımı tuttuğun için değil, başka seçeneğin olmadığı için. Yoksa seni böcek gibi ezerim. Beni anlıyor musun? Yani arkadaşlar niye bu kadar gücüm düştü ben de bilmiyorum. Artık bunu rehbersiz oynamamaya karar verdim şu an. Cevap ver. Evet hanımefendi. Tekrar sandalyesine yaslandı. Güzel. Veba çenesini kenetlediği ellerine dayadı ve güldü. Yine de bana gelmen harika oldu yavru kuş. Arkadaş olduğumuza sevindim. Özellikle de kardeşim geldiğine göre. Savaş orada olduğunu biliyorum. Gel çabuk. Dehşet içinde arkama baktım. Ve savaş geliyor. Hani gelemedi. Wow, burada kaldı. Bir sonraki güncelleme görüşene kadar kendinize iyi bakın. Gücün doğru seçeneklerini yazacağım.